Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi haftalar. Sevgili izleyiciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili adayları Kamusan Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum milletvekili adayları Kamil Aydın, Ertürk Çimen, Zekai Kaya, Seyfullah Hızarcı ve Gökhan Arslan, Kamusen Erzurum İl Temsilciliği tarafından organize edilen Anneler Günü programına katıldı. Bugün öyle sadece... Türkiye Kamusen Erzurum İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Anneler Günü ekibimize hepiniz hoş geldiniz. Kamusen İl Temsilcisi Müfit Bayraktar programda açılış konuşması yaparak tüm annelerin gününü kutladı. Ak saçlı başına alıp eline kara hülyalara dalan Necim. O titrek kalbini bahtın yerine bir ince tüy gibi saran Necim. Gözlerinden aksi derin bir hiçin, kanadın yayılmış çırpınmak için bu kış yolculuk var diyorsa için beni de yanına alan Necim. Yaşımız, işimiz, ünvanımız ne olursa olsun, zorda kaldığımız her an, saçımızı okşayan, sıcak ellerini aradığımız, şefkatine sığındığımız, varlığından güç aldığımız annelerimiz. En masum çocuk halimizde saçlarımızı okşayan, gözyaşlarımızı silmeye, ruhumuzu arınmaya, muhtaç bir halde annelerimizin huzuruna çıkıyor, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili adayı Kamil Aydın, Türk kadınının hak ettiği konumda olmadığının altını çizerek MHP iktidarı kadınların toplumsal yaşamda çok da aktif roller almasına yönelik politikalar üretecek. Bu bağlamda gerekli yol haritamız bile mevcut. Nasıl ki sağlam toplumların inşa edilmesinde annelere büyük sorumluluk düşüyorsa, Türk siyasetinin şekillendirilmesi açısından da Türk kadınlarımıza büyük görevler düşüyor. Bu bağlamda kadınlarımızın 7 Haziran seçimlerine kesinlikle damgasını vuracağı inanıyorum dedi. Senede bir güne sığdırılmayacak kadar sevgi, şefkat ve özveri abideleri annelerimizin, annelerimizi her gün anmakta ve onlara minnettarlığımızı sunmaktayız. Fakat sembolik bir anma günü de olsa 10 Mayıs'ta duyduğumuz bu şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha tekrarlıyor, tüm annelere ve anne adaylarına en kalbi duygularla saygılarımı sunuyorum. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi size uzak bir siyasi hareket değil. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi her zaman, biraz önce Müfit Başkanım çok veciz ifade ettiler, hakkı ve hakikati her zaman, her yerde, her şartta ifade eden bir siyasi hareketin adıdır. Bütün hanımefendilerin, bütün annelerimin, bütün anne adaylarımın bu gününü, bu önemli gününü her gün kutlamak kaydıyla özellikle bugün resmi ilan edildiği için kutluyor. Ben ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday arkadaşlarım adına sizlere en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili seyirciler, dün akşam Cumhuriyet Caddesi'nde hareketli ve gergin dakikalar vardı. Evet, HDP'nin seçim otobüsü caddeden geçerken vatandaşların iddialarına göre bıçak ve sopaların araçtan gösterildiği iddia edildi. Bunun üzerine olaylar çıktı. Polis anında olaylara müdahale etti. Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yakutiye Kent Meydanı önünde meydana geldi. İddiaya göre HDP'ye ait seçim otobüsü kent merkezinden geçerken araçta bulunanlar çevredekilere bıçak ve pala gösterdi. Bunun üzerine seçim otobüsünün etrafını saran vatandaşlar içerisindekilere saldırdı. Olaya anında müdahale eden polis kalabalığa engel oldu. Polis halkı sağduyuya davet ederek dağılmalarını istedi. HDP'lilerin içinde bulunduğu araç ise olay yerinden uzaklaştı. Hayır,
Zorra Mahallebaşı semtinde ise bir grup HDP'li yoldan geçen araçlara saldırı girişiminde bulundu. Polis Mahallebaşı semtine çıkan yolları trafiğe kapatarak zırhlı araçlarla tedbir aldı. Polise taş atan azınlık grup müdahale sonucu ara sokaklara kaçarak dağıldı. Merkez Parti Erzurum Milletvekili adayı Metin Hacı Mustafaoğlu sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. 7 Haziran genel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını hızlandıran Merkez Partisi Erzurum Milletvekili adayı Metin Hacı Mustafaoğlu bugün Yol İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kendi insanları, kendisini gibi gösterilen insanları liderler yapıyorlar. Bu arada terör çıkartıyor, bu arada bir şey çıkartıyor. Biz bunları yaşadık. Sendika Genel Sekreteri Aydın Öcalan ile görüşen ve destek isteyen Merkez Parti Milletvekili adayı Metin Hacı Mustafaoğlu, AK Parti'nin bir proje partisi olduğunu belirterek Türkiye'nin geleceğinin karanlık olduğunu ve seçmenlerin sandığa giderken çok iyi düşünmelerini istedi. Mesela bu şey AKP bir proje partisi. AKP bir proje partisi. Türk milletinin partisi, Türk milletinin kurduğu, ben mesela biz kurduk zannediyorum. Millet kurdu zannediyorum. Çünkü kuruculardan bir tanesi de eşim oldu. Verdiği söz üzerine. Ama sonra bakıyorum ki Türkiye'nin aleyhine tasarlanmış bir gayrimeşru konumundaki bir parti. Meşru değil. Kandırılmışız yani. Her ne kadar Türk çocukları partiyi kurduysa Müslüman Türk'ün aleyhine her türlü çalışmayı yaptı. Türk milliyetçiliğinden bayrağına kadar en büyük saygısızlıkların yaşandığı bir andayız biz. Yani faşist, komünist olan dönemde dahi işte 1980'li yıllardan 79'lu yıllarda Aksaray'da, Pertevniyel'de bayrağın yakıldığı günü hatırlıyorum. Komünist çocuklar yakmışlardı, kandırılmışlardı. Fakat şimdi bayrağın, bir tane bayrağın yakılması değil, Türk bayrağının tamamına kast var şimdi. Türk bayrağını ortadan kaldırmaya yönelik hareket var. Bakıyoruz ki şeyde, sosyal medyada bir Türk bayrağı yerde. İşte sadece etek kısmını görüyoruz erkek, yani Yunan askeri ya da Yunan çocukları gibi üstünden yürüyor. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Değil mi? Kıyameti kopartıyoruz. Ama burada Türk bayrağı yok ediliyor. Bu bayrağın bize ihtiyacı yok. Türk bayrağının bize ihtiyacı yok ama bizim o bayrağa ihtiyacımız var. Erzurum Teknik Üniversitesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle düzenlenen DAP ETÜ Bilim Şenliği başladı. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başlayan Bilim Şenliği'nde 8 atölye alanı ve 42 adet deney standları gezilerek 7 farklı laboratuvarda deneyler gerçekleştirildi. Programda DAP Bölge Müdürü Ahmet Demir ve ETÜ Üniversitesi Rektörü Muammer Yaylalı birer konuşma yaptı. Malumunuz olduğu üzere başkanlığımız çok yeni bir kuruluş olmakla birlikte bölgenin gelişiminde kilit rol oynayan, sektörel ilişkin müdahale politikaları geliştirmiş ve önemli büyüklükte finansman kaynağını projenin hayata geçirilmesi için kanalize etmiştir. Tabii ki bölgemizin önde gelen sektörleri olan tarım, hayvancılık, turizm ve sanayiye yatırımlar son derece önemlidir. Radikal bir şekilde artış göstermiştir ve bu artış bölgenin gayri safi katma değer gibi
makroekonomik verileri üzerinde pozitif etki göstermiştir. Yalnız bu artışın etkisini kuvvetlendirmek için beşeri sermayemizi hızla geliştirmemiz gerekmektedir. Bu yeni kalkınma modellerinin öngördüğü üzere kalkınma artık dışarıdan gerçekleştirilen finansman ve yatırım müdahalelerinden ziyade içsel unsurlara dayalı olarak gelişim göstermekte ve asıl önemlisi sürdürülebilir hale gelmektedir. Biz bu sefer dedik ki sadece bahar şenliği de yapmayalım. Bu işin içinde bir de bilim şenliği olsun. Bu içinde bütün paydaşlarımıza, belediye başkanımız başta olmak üzere, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanı Sevgili Adnan kardeşimiz, bütün katılımcı valimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Sportif etkinlikler ve yarışmaların devam ettiği şenlikte sergiler ve standlar sürekli açık kalacak. Şenlikte tiyatro gösterileri, pop ve rock sanatçıları, aşık atışmaları, DJ şovlar, gökyüzü inceleme ve film gösterisi olacak. 3 gün sürecek olan DAP Etü Bilim Şenliği'nde Genç Bakış Programı ile ünlü gazeteci ve köşe yazarı Abbas Güçlü, yarın saat 17'de Etü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelecek. Şenliğin 3. gününde konuk sanatçı Emre Aydın sahne alacak. Erzurum'da yılın annesi seçilen 43 yaşındaki Hülya Gülen'e bulaşık makinesi hediye edildi. Arçelik firması kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle 32 ilde yılın annesini seçti. Firma tarafından Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum'dan 3 çocuk annesi ve 1 çocuğunu trafik kazasında kaybeden 43 yaşındaki Hülya Gülen yılın annesi seçildi. Yılın annesi Gülen'e Beko Yürüsoy mağazasında düzenlenen törenle Anneler Günü'nde hediye edilen bulaşık makinesi teslim edildi. Bulaşık makinesine ihtiyacı olduğunu belirten Hülya Gülen, hayatında ilk defa Anneler Günü'nde hediye aldığını söyledi. Arçelik Bölge Sorumlusu Yılmaz Çelik firma tarafından 32 ilde yılın annesi seçildiğini ve Anneler Günü öncesinde anneleri mutlu ettiklerini belirterek şunları söyledi. Yılın annesini belirlemede ihtiyacı ve mağduriyet durumuna bakıyoruz. Bugün de ihtiyacı olan bir annemize bulaşık makinesi hediye ettik dedi. Teşekkür ederim. Ben de seçtikler için. Kaç çocuğunuz var? 2 kız, 1 oğlan. Neler hissediyorsunuz şu an? Çok mutluyum. Anneler Günü. Çok mutluyum. Bizde her yıl yılın annesi aktivitemiz olur. Her hafta bir yeri seçeriz. Son 2 yıldır Erzurum ilini seçiyoruz. Anneler Günü aktivitesi nedeniyle. Bu yıl da Erzurum'u seçtik. Yürüsoy ticareti yaptık bu işi. Hem de bizim için önemli tarafı da Arçelik'in 60. yılı olması nedeniyle bizim için önemli bir yıl bu yıl. Böyle bir aktivitede bulunduk. Annemizin de gerçekten ihtiyacı varmış bulaşık makinesine. Tam da üzerine de geldi. Çok iyi oldu. Bizim için de sevindirici oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vakıflar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Mehmet Sekmen mesajında vakıf kültürü, medeniyet tasavvurumuzun en önemli parçası, yaşayan tarihimiz, sosyal hayatımızdaki birlik ve beraberliğimizi sağlayan en büyük unsurdur. Asırlardır sayısız vakıf hizmetlerine imza atan Anadolu insanı, özündeki kardeşlik olgusunu bu köklü kültürle şekillendirmiş, şanlı ecdadına layık bir şekilde yaşadığı toplumda yardım ve dayanışma katkıda bulunarak gönül zenginliğine ulaşmıştır. Bugün sahip olduğumuz tarihi ve kültürel mirasların birçoğunu ecdat ve atalarımızın asırlar öncesi kurduğu vakıflara borçluyuz. Toplumsal huzur ve dayanışmayla birlikte köklü bir ulus olma bilincini de kuvvetlendiren vakıflar, medeniyetimiz ve Türkiye'mizin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlere geleceğe taşımakta öncü rol üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Vakıflar Haftası'nı en içten dileklerimle kutlar, bu köklü geleceğin ilelebet sürmesini temenni ederim dedi. Erzurumlu mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hocası Fakirullah Hazretleri'nin türbesine yaptırdığı Işık Hadisesi çizgi roman haline getirildi.
Erzurumlu mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hocası Fakirullah Hazretleri'nin türbesine yaptırdığı ışık hadisesi çizgi roman haline geldi. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği ilk etapta 15 bin adet bastırılan çizgi romanı ilk öğretim öğrencilerine dağıtacak. Erihter Başkanı Nuri Toparlak, Mücadele Konağı'nda düzenlediği basın toplantısıyla İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatından kesitler sunan çizgi romanın tanıtımını yaptı. Toparlak, Türkiye'nin ve Erzurum'un önemli mütefekkirlerinden olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yetişkinler ve gençler tarafından yeteri kadar tanınmadığını söyledi. Toparlak, 15-17 Mayıs tarihleri arasında da Erzurum ve Pazinler'de İbrahim Hakkı Hazretleri'ni anma etkinlikleri düzenleyeceklerini belirterek vatandaşlara bu programlara katılmaya davet etti. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bilimsel yönünü ele alarak biz çizgi roman organize ettik. Bu çizgi romanı İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize ettik. Bu projedir. Dernekler Başkanlığı'nın projeler kapsamında bunu ortaya koyduk. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli büyük çizim, yani çizgi roman hocalarından Cemal Ragıp Derin Beyefendi ile beraber altı edebiyatçı kardeşimiz, aynı zamanda dernekimizin daha evvelden yönetim kurulunda olup şimdi danışma kurulunda olan edebiyatçı Yusuf Kotan hocamızın, bu arada Zonguldak'ta temsilcimiz bulunan Sayın Harun Toksoy Beyefendinin destekleriyle bu çizgi romanı ortaya koymuş olduk. Bugün itibariyle 15 bin adet bunun basımı gerçekleştirilerek tüm iki öğretim okullarımızın tamamına ücretsiz olarak bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda tabii bunun ikinci, üçüncü ve dördüncü etapları var. O etaplarda bugün hayatından kısa bir biyografi sunduk. Aynı zamanda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bilimsel yönünü ön plana çıkararak çocuklarımıza İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok büyük bir bilim adamı olduğunu ve bu arada hocasına yapmış olduğu ışık hadisesi olayını az çok basından da arkadaşlarımız bilmektedir. Işık hadisesini biraz daha ön plana alarak, onu vurgulayarak ve bunun büyük bir fizik profesörü olduğunu ön plana çıkarttık ve bunu böyle bu şekilde anlatmak istedik. Spor Toto 3. Lig 3. grupta lig sona erdi sevgili seyirciler. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor dün kader maçında şampiyonluğu garantileyen Anadolu Üsküdar Spor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı Mavi Beyaz takım 5-1 kazanarak playoff'a kaldı. Spor Toto 3. Lig 3. grupta geçen hafta şampiyonluğunu ilan ederek 3. ligdeki son maçına Erzurum'da çıkan İstanbul ekibi maçtan farklı mağlup ayrıldı. Playoff'a kalmak için puan ya da puanlar lazım olan Erzurumspor ise işi şansa bırakmadı. Karşılaşmayı 5-1 gibi farklı sonuçla kazanarak adını geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda playoff'a yazdırdı. Mavi beyazları farka götüren goller Cebrail Serçek, Salih Kardeşgiden, Sefer Sever ve Doğa İçeri'den geldi. Konuk takımın şeref sayısını Doğan Seçkin Safkın attı. Karşılaşmada Vali Doktor Ahmet Altıparmak yine tribündeki yerini alarak Erzurumspor'a manevi desteğini sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile diğer davetler de tribündeydi. Erzurum Spor Başkanı Sayın Özakal'ın Gümüşhane Spor Başkanı İdris Çimen ile Ahmet Metin Karadayı da yan yana Erzurum Spor'un Anadolu Üsküdar Spor ile oynadığı maçı izledi. Dadaşlar grubu öncülüğünde tribünlere koşan 3000 dolayındaki fedakar taraftar 90 dakika boyunca takımını destekledi. Maçtan farklı galip gelen takımı alkışlayan taraftarlardan en büyük ilgi ve alkışı alan oyuncu ise ikinci yarıda giren Erzurumlu futbolcu Muammer Atalay ve iki gol atan Cebrail Selçek oldu. Maç öncesinde taraftar şampiyon Anadolu Üsküdar Spor'u alkışlarken iki takım oyuncularını tribünlere davet edip sevgi gösterisinde bulundu. Maç sonunda da sahada büyük dostluk yaşandı. Taraftarlar Anadolu Üsküdar Spor'u alkışlarla ikinci ligi uğurlarken darısı bizim başımıza dedi.
Şampiyon Anadolu Süperspor bazı az futbolcularına maçta yer vermedi. Ekrem Sütçü'nün bir şutu direkten dönerken 5-1'lik sonuçla puanı 54 yapan Erzurumspor playoff'a yükseldi. Dadaşlar playoff'un ilk maçında 14 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da Kazım Karabek Stadında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor playoff'a kaldı ve ilk playoff müsabakasını Perşembe günü Sakaryaspor'la Kazım Karabekir Stadında yapacak. Mavi Beyazlar ardından deplasmanda bu müsabakanın rövanşı oynanacak. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.